Kongredeki o kongre konuşmasında zaten ABD yönetiminden bunun işaretlerini zaten yeterince aldı. Yani ABD'ye, Netanyahu'nun ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında bu Hamas liderini öldürme planı konuşulmuş ve Amerika'dan da bir onay almıştır. Tabii yani bunun illa git öldür şu tarih bu yap şu da bu İran'da gibi böyle hani teknik o çünkü o istihbarat Anladım. konusu Bir bilemeyiz ama politika onayı olarak belki politika verilmiştir. evet siyasi konuşma olarak Anladım. o kongrelerin yüzlerce defa çıkıp alkışlamaları Biden'la Kamala Harris'le olan temasları bu tabloyu oluşturuyor. Yani böyle tesadüfi bir şey değil. Ayrıca bu mesajın İran'a da bir yönelik bir sembolizmi Nedir? var. Onu da bir iki cümle Yani söyleyebilirim. özel olarak İsrail mesela, yani Katar'da öldüremez miydi İsmail Haniye'yi? Yapar, yapardı, Bunu yapar. yapmayı özel olarak Tahran'da yapmayı seçti o zaman. Tabii ki, Neden? tabii. Neden? Çünkü şu, dikkat edersek İran'da da önemli bir siyasi dönüşüm yaşıyoruz. Yeni bir cumhurbaşkanı Pezeşkiyan. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ilk günlerde adaylığı konusunda İran'da şu konuşuluyordu. Biliyorsunuz hani reformcu aday söylemleri vardı İran'da. Yani İran'da reformculuk ifadesi hep bir takım soruları meydana getirir. Bu dini liderlik nezdinde devrim muhafızları kamuoyu yani reformdan kasıt nedir? Dolayısıyla bazı soru işaretleri vardı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la ilgili. Yani reform derken yeşil grubun reformu mu? Ne yapacaksın? Batıyla mı konuşacaksın? Filistin konusuna bakışın ne olacak? Dolayısıyla bu mesaj aslında İran Cumhurbaşkanı'nın yeni dönemine de yönelik. Yani şunu söylüyor. Biz Tahran'da senin töreninde de bu suikastı yaparız Evet. ve sen de bundan sonra o reform söylemleri konusunda bir kendine gel diye. Aslında İnan Bey benim tabii bunu ispatlamam ortaya koymam mümkün değil. Ama şunu kanaatteyim. Bu suikastın Tahran'da yapılmasını Tahran'da bazı çevrelerin de istismar edebileceklerini düşünüyorum. Asla hani memnun oldular diyemem. Bu haksızlık olur. Ama bundan sonraki noktada bu radikal güçler Pezeşkiyan'a şunu hatırlatacaklar İran'da. Sen reform söylemleriyle ortadasın, seçildin, tamam çok güzel. Ama bil ki senin İsrail'le ilişkilerinde senin çok dikkatli olman lazım. Artık yumuşak söylemlerine yönelemezsin diye yeni cumhurbaşkanına yönelik de bir Evet, söylem Ümit Bey, sanki yani İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkian işte reformcu kimliğiyle evet. seçmenin karşısına çıkıp bunu anlatarak işte seçimi kazanmış bir lider. Evet öyle. Fakat şunu da işte hatırlamamız lazım. En nihayetinde kimin seçime gireceğini, kimin aday olabileceğini orada Hamaney belirliyor, dini lider belirliyor. Onun onayladığı isimler arasından bir cumhurbaşkanı seçiliyor. O vakitte hani reformcu kimliğiyle öne çıkan bir cumhurbaşkanının ne kadar reformcu olabileceği de zaten Gayet kerterizi tabii. buraya koyarsanız zaten tartışmalı. Yani gerçekten reformcu mu yoksa işte bu Tabii. hani rejimin selahiyetini sürdürebilmek için orada işte elbette rejimle İran halkı arasında büyük problemler var. Aşılamayan büyük problemler var. Bu da bir şey yani Molla rejiminin bir politikası, bir Şüphesiz, siyaseti de şüphesiz. olabilir aynı zamanda. Sadece İnan Bey Evet. farklı renkler olabiliyor. Evet. Reis'in çizgisi, Tabii Pezeşkiyan. olabiliyor. Evet ama Olabilir. hani Onunla ilgili. yani şöyle düşünmemek gerekir. Yani ben reformcu kimliğimle karşınıza geldim. Bu reforma mesela rejimi dönüştürmek de dahildir gibi bir şeyle Hayır, çıkamıyor. Öyle bir şey değil. bunu Evet. yapayım. Hayır, Şimdi Hamas dedi işte bunun cezasız kalmayacağını açıkladı Hamas. Hamaney de söyledi. İntikam almak bizim görevimizdir dedi bu saldırının ardından. Şimdi Kasım Süleymani öldürülmüştü yine İsrail tarafından. Kasım Süleymani İran'ın işte en önemli isimlerinden biriydi. Sembolik önemi çok kuvvetli bir isimdi Kasım Süleymani. O zaman da işte büyük intikam yeminleri edildi, mutlaka cezası kesilecek denildi vesaire. Fakat işte hani İran'ın İsrail karşısındaki itibarını yükseltecek bir intikam da alınmadı. Şimdi burada yine bunun benzerini mi görürüz Sayın Büyükelçi? İntikam derken ne yapabilirler? Yani Hamas'ın ne yapabileceği belli, tamam da İran ne yapabilir mesela? İnan Bey, İran hiçbir şey yapamayacaktır. Hmm.
Yani o çapta, yani bu kadar gösterdiği tepkiyle orantılı. Çünkü normal herhangi bir ülkeden, devletten, devlet ciddiyetine sahip olan bir aktör, dünyanın herhangi bir ülkesi olabilir, verdiği tepkiyle orantılı bir eylem içine girmesi lazım. Aksi takdirde prestij, en kötü ama prestijinden çok yoğun sözleri itibar görmez hale gelir. Ama siz çok önemli yorumlarda bulundunuz. Ben katılıyorum. Bakın, İran sadece Kasım Süleymani değil. İran'ın, Tahran'ın merkezinde çok önemli fizik mühendisleri, Evet. alimleri, İsrail o öldürdü, evet. savunma mekanizmasını oluşturan insanları öldürüldü. Başka örnekleri de var. Hatta geçen 2-3 ay önce Şam'da İran Büyükelçiliği'nin ne hedef alındı? Yani bir büyükelçilik aslında bir devletin başkentinin vurulmasıyla aynı anlamı taşır. Çünkü cumhuriyeti, cumhurbaşkanını temsil eder. Ama İran şunu biliyor İnan Bey. Tabii bunu söylerken hiç oturup seyredecek gibi de diyemem ama bazı küçük hareketlenmeler dışında, bu Yemen üzerinden de gelebilir, çok fazla bir şey yapabileceğini, daha doğrusu fazla bir şey yapacağını ben inanmıyorum. Çünkü Yapacağını mı, yapabileceğini mi? İkisi çok, ikisini de, ikisi hem de. yapmayacak hem yapamayacaktır. Neden Çünkü yapmayacak? Yapmamayı neden tercih ediyor? İran bütün bu eleştirilerime rağmen aslında ciddi bir devlet. Bunu da söyleyeyim. Yani bu eylemle söylem arasında fark, bir ciddiyetsizlik işareti, ama İran stratejik düşünür. İnan Bey, bundan 2 yıl önce Birleşmiş Milletler'de Netanyahu bir konuşma yaptı genel kurulda. Bu 7 Ekim'den daha önceki bir gün. Orada şu tabloyu söyledi. Netanyahu dedi ki, biz yeni bir Orta Doğu kuracağız. Yeni Orta Doğu'nun en önemli unsuru bazı Arap devletleriyle birlikte biz bunu yapacağız diyor. Netanyahu'nun yeni Orta Doğu planı bu. E bunları kimleri, hatta Suudi Arabistan bile beyko sürece katılacak. Şimdi böyle bir tablo içinde Orta Doğu'nun en yalnız ülkesi İran. Çünkü İran böyle bir hareketlenmeye, yani o mantık ötesi, kendi gücünü aşan bir hareketlenmeye girdiği takdirde bunun en büyük kurbanı ve sonuçları İran'ın kendisi olacaktır. Anladım. Çünkü ortada, Suriye'de yok. Bakın, şimdi Suriye bu süreçler içinde ortada yok. Yani çünkü o savaş var, başka nedenler var. Halbuki bugüne kadar Filistin konularında en radikal tepkiyi verebilen bir ülke varsa tek ülke aslında Suriye'ydi. İşte Lübnan'daki direniş, Lübnan'la iç içe geçme, artık o da devrede. Dolayısıyla İran'ın söylemleri bu eylemlerin hiçbirini yapmasına imkan vermiyor. Yapmayacaktır ve yapamayacaktır. Çünkü faturasının ne ölçüde ağır olacağını tabii kestiremeyiz ama bir fatura olacaktır ve bu faturanın büyük bölümünü de İran kendi toprakları içinde ödeyecektir. Çünkü zaten Tahran'da yapılan suikastın bir anlamı da bu. Anladım. Sen bu tür bir tepkinin ötesine geçersen sen Tahran içinde ne olacağından emin olamazsın mesajı da bu Vermiş oluyor. suikasta bağlantılıdır. Ya bu kadar. Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı